Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizler için ders kitabınızın 36, 37 ve 38. sayfalarındaki birinci ünite değerlendirme sorularını çözüyorum. Umarım faydalı olabilirim. Eğer videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese başarılar. Birinci sorumuz. Aşağıda bölme işlemleri ve bu işlemlere ait sonuçları verilmiştir. Bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Bulduğunuz sonuçları verilen sonuçlarla eşleştiriniz diyor. Hemen A şıkkına bakalım. Bakın orada artı 9 ile eksi 3'ü bölüyor. Birisi artı birisi eksi olduğunda bölme işleminde işaretler farklıysa sonuç eksidir, negatiftir. Peki 9'u 3'e böldüğümüzde ne olur? 3 olur. Bu işlemin sonucu eksi 3'tür diyoruz. Hemen bakalım 3 değil mi? Bakın eşleştirdim. Peki B şıkkına bakalım. 0'ı eksi 500'e bölmüş. Arkadaşlar 0 ile 1 sayının bölümü 0'dır. Tamam mı? Ee, pay bakın şöyle olacak. Şöyle göstereyim hemen şuraya. Evet bu sıfır yalnız payda olacak. Payda da değil. Tamam mı? Payda da olunca tanımsız oluyor. O yüzden bu sıfır başta olduğunda sonucu sıfırlıyor. O da nedir? Arkadaşlar 1 ile eşleştirdik. C'ye bakalım. Eksi 14 ile eksi 2'yi bölmüş. İkisi de eksi olduğu için işaretleri yani aynı olduğu için işaretler aynı olduğunda sonuç artı oluyordu. 14'ün 2'ye bölümü 7'dir. Artı 7 diyoruz. Ve buradan da hop 5'e gidiyoruz. Peki çeyi bakalım. Eksi 50 ile artı 10'un bölümü. Birisi eksi birisi artı. İşaretler farklı olduğu için sonuç eksi negatif. 50'nin 10'a bölümü de 5'tir. Bu işlemin sonucu eksi 5 bakın. Nerede? 2'de. Bu şekilde eşleştirdik arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun ifadelerle doldurunuz diyor. Negatif 2 tam sayının toplamı arkadaşlar hemen şöyle gösterelim. Bakın negatif 2 tane sayı topluyorum. İkisi de e, aynı işaretli olduğu için topluyorum. 1, 2 daha 3 ve ortak işareti yazıyorum. 3. O zaman nasıl bir tam sayıdır 3? Negatif bir tam sayıdır. Demek ki negatif 2 tam sayının toplamı negatif bir tam sayıdır. Peki B şıkkına bakalım. Pozitif iki tam sayının toplamı yani artı 1 ile bu sefer de artı 2'yi toplayın. Nedir arkadaşlar? 1, 2 daha 3 işaretler aynı olduğu için topladım. Ve ortak işareti yazdım. Yani bu nedir? Artı 3'tür. Artı 3 nasıl bir sayıdır? Pozitif bir sayıdır. Demek ki pozitif 2 tam sayının toplamı pozitif bir tam sayıdır diyoruz. C şıkkına bakalım. Mutlak değerleri eşit ve ters işaretli iki tam sayının toplamı. Arkadaşlar bakın şunu diyor. Eksi 2 mutlak değeri artı 2 ile bunların mutlak değerleri eşit değil mi? Peki bu sayıların toplamı diyor nedir? Toplamaya göre bakın artı 2'nin tersi eksi 2'dir ya da eksi 2'nin tersi artı 2'dir. Bunların sonucu sıfırdır. Niye eşittir o zaman? Sıfıra eşittir diyoruz. Tamam mı? Bunu ifade ediyor e, bu. Peki, C şıkkına bakalım. Tam sayılarda toplama işleminde nokta nokta yerleri değiştirilirse toplam değişmez. E, sayıların yerleri değiştirilirse toplam değişmez. Çünkü toplamın de, toplamanın değişme özelliği vardır. Burada sayıların da diye, diyebilirsiniz, toplananların da diyebilirsiniz toplananların ya da sayıların yerleri değiştirildiğinde de diyebilirsiniz arkadaşlar. Peki Üçüncü sorumuz bir balıkçının denize attığı olta deniz seviyesinin 20 metre altındadır. Bir süre bekleyen balıkçı oltasını 12 metre yukarıya çekiyor ve bu balıkçının oltasının deniz seviyesine olan uzaklığının tam sayı olarak gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Sorumuzu okuduk. Şimdi ne yaptı? Ee, balıkçı denize oltasını attı. Deniz seviyesinin 20 metre altına inmiş olta. Şimdi deniz seviyesinin 20 metre 6 demek ne demek? Eksi 20 demek. Peki işlemim devam ediyor. Artı bir süre bekliyor ve oltasını 12 metre yukarı çekiyor. Yukarı doğru çekiyorsa arkadaşlar bakın bir daha bahsedelim. Bak bu şu pardon bu e, deniz seviyesi sıfır olsun. Deniz seviyesini sıfır alıyoruz. Yukarı doğru çektiğimizde pozitif aşağıya doğru indiğimizde de buradan negatif olarak alıyoruz. Peki yukarı doğru 12 metre çekiyorsa yani artı 12 biz bunu tam sayıda bu şekilde ifade ediyoruz ve işaretler farklıysa toplamada e, ne yapıyorduk arkadaşlar büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorum 20'den 12'yi çıkartıyorum 8 ve büyük sayının işaretini eksi onun işaretini başa yazıyorum sonuç eksi 8 oluyor yani c şıkkıdır diyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki işlemlerden doğru olanların önündeki kutucuğa değil, yanlış olanların önündeki kutucuğa ise y yazınız diyor. A şıkkına bakalım. Eksi 5 ile eksi 12'yi çarpmış. Çarpma işleminde işaretler aynıysa sonuç pozitiftir, artıdır. Evet bu doğru. Sonra da 5 ile 12'yi çarpıyoruz. 5 kere 12 60'tır. Yani bu ifade doğrudur. A şıkkı Hemen D yazıyoruz. Gelelim B şıkkına. Eksi ee, 12 ile eksi 1'i bölüyor. Bölmede işaretler aynıysa sonuç artıdır arkadaşlar. 12'nin 1'e bölümü de 12'dir. Bu işlemin sonucu artı 12 olması lazım. Yani B şıkkı yanlıştır. Y işaretini e, harfini yazıyoruz. Tamam buraya dikkat. Çarpma ve bölmede işaretler aynıysa sonuç pozitiftir. Peki çıkarma işlemi var. Eksi 6'dan eksi 1'i çıkartıyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen birinci sayıyı aynen yazıyoruz. İşlemi toplamaya çeviriyoruz. Şu eksi artıya döndü. Ve eksilen sayının da işareti değişiyor. İşaretini değiştirdik. İşaretler farklıysa toplama işleminde ne yapıyorduk? 6'dan 1'i biri, biri çıkartıyorduk. 5 ve 6 birden büyük olduğu için bunun işaretini eksi. Hemen onun işaretini başa yazıyoruz. İşlemin sonucu eksi 5 oluyor. Ama burada artı 5 varmış. Yanlış yapmış. Peki Ç şıkkına bakalım. 60 ile eksi 20'yi bölüyor. Birisi artı birisi eksi. Sonuç nedir? Negatiftir. 60'ın 20'ye bölümü de 3'tür. Eksi 3 doğru mu? Evet doğru yapılmış işlem. Peki gelelim 5. sorumuza. Bakın çarpma ve parantez içinde de toplama işlemi var. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. İşlem önceliği arkadaşlar parantez içidir. Öncelik parantezdedir. O zaman önce parantezin içini bir yapalım şurayı. İkisinin işareti de aynı olduğu için sayıları topluyorum. Arada toplama olduğundan 5 bir daha 6 ve ortak işaret ne? ikisinde ortak işareti eksi. Burası eksi 6 demektir. Peki yani eksi 4 ile artık. eksi 6yı çarpabilirim. Çarpma işleminde işaretler aynıysa sonuç pozitiftir. 4 kere 6 24'tür. Bu işlemin sonucu artı 24. O da A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 6. sorumuza. Eksi 7 e, artı 12 artı 5 ve eksi 9 bunların hepsi çarpılıyor arkadaşlar. Soldan sağa doğru da çarpabilirsiniz. Ya da şu şekilde ikişerli gruplar halinde de çarpmanız size kolaylık sağlayacaktır. Önce şu parantez için aldığım kısma bir bakalım. Birisi eksi birisi artı olduğu için sonuç eksidir. 7 ile 12'yi çarptığımızda kaçtır arkadaşlar? 84. Yani burası eksi 84'müş. Şimdi gelelim şu parantez içine. Birisi artı, birisi eksi olduğu için yani işaretler farklı olduğu için çarpma işleminde sonuç negatiftir. 5 kere 9 45'tir. Burası da eksi 45'tir. Yani arkadaşlar benden eksi 84 ile eksi 45'i çarpmamı istiyor. İkisi de eksi olduğuna göre çarpma işleminde sonuç pozitiftir. İşaretlerin aynı olması sonucu pozitif yapıyordu. 84 ile 45'in çarpımı da arkadaşlar 3780'dir. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Gelelim 7. sorumuza. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hemen bakıyorum. Hepsi bölme ama burada parantez var. İşlem önceliği parantez içindedir. Ne yapalım? Şöyle şuraya çözelim. Birisi artı birisi eksi olduğuna göre sonuç negatiftir bölme işleminde. İşaretler farklı olduğunda sonuç negatif oluyordu. 28'in 7'ye bölümü 4'tür. Sonuç eksi 4'müş. Yani arkadaşlar eksi 4 ile eksi 2'yi bölecekmişim. Burada eksi 2 var ya. Peki ikisinin işareti de eksi olduğu için aynı olduğu için sonuç pozitif. 4'ün 2'ye bölümü 2'dir. Yani sonuç artı 2'dir ve a şıkkıdır diyoruz. Gelelim 8. sorumuza. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Burada çarpma ve bölme var ve parantez var. İşlem önceliği parantez içindedir. Eksi 12 ile önce artı 4'ü böleceğiz. Birisi eksi birisi artı olduğu için sonuç negatiftir. İşaretler farklı olduğundan 12'yi 4'e böldüğümde 3 olur. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Başta artı 13 vardı çarpı parantezin içini de ben eksi 3 olarak buldum. Peki çarpma işleminde işaretler farklıysa sonuç negatif oluyordu. 13 ile 3'ü çarptığımda 39 çıkıyor. İşlemimiz eksi 39'muş yani D şıkkıdır diyoruz. Gelelim 9. sorumuza. Yandaki şekilde A sayısının çarpan ağacı verilmiştir. Buna göre A aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çarpan ağacı ise bu çarpılıyor sayılar. Öyle demektir arkadaşlar. Yani 2 ile 7'yi çarp nedir? 14. Sonra 14 ile 2'yi çarp. 2 burada nedir? 28. Sonra 28 ile 5'i çarp. 5 kere 8 44 elde 10 Evet 14 oluyor. 140'mış yani bir şıkkıdır diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Çarpan ağacı sayıları çarptığımızı gösteriyor. Kollarındaki sayıları Bakın şöyle kollarındaki sayıları çarpıyoruz. Bunu gösteriyor. Peki 10. sorumuz. Bir engelli okçuluk turnuvasında atılan isabetli her bir atış artı 5 puan. isabetsiz her bir atış eksi 2 puan olarak değerlendiriliyor. Yani 2 puan siliyorlarmış. Böyle düşünebiliriz. Buna göre 6 isabetli 3 isabetsiz atış yapan bir okçu kaç puan alır? Şimdi bir tane isabetli yaptığında 5 puan artı 5 puan alıyordu. 6 tane isabetli yaptığında alacağı puan çarpılır değil mi? 6 ile 5 artı 30'dur. Sonra 3 tane de isabetsiz yapmış. Bir tane isabetsiz atışın puanı eksi 2. 3 tane isabetsiz atışın puanı nedir? 3 ile eksi 2'yi çarptığımda eksi 6'dır. Çünkü çarpma işleminde işaretler farklıdır. Bakın bunların işaretleri farklıdır. 3'ün görünmeyen bir artısı vardır. Bu 3 pozitif bir sayıdır. Pozitifle negatif sayının çarpımı negatiftir. Bunun sonucu da eksi 6'dır. Peki toplam puanını soruyor bana. Yani artı 30 ile eksi 6'yı toplamamı istiyor benden. İşaretler farklı olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkartılır. Yani işaretlerine bakmıyorum. Ya da mutlak değer olarak da düşünebilirsiniz. 30'dan 6'yı çıkartıyorum. 24. Peki 30 mu büyük 6 mı büyük? 30 büyük. İşareti ne? Artı. Bu işlemin sonucu artı 24'tür. Diyorum ve nerede? Evet C şıkkıdır diyoruz. 10. Gelelim 11'e. Eksi 2 üzeri 7 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bu ne demektir arkadaşlar? Bu bana şunu diyor. Eksi 2'yi yan yana 7 kere çarp diyor. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 arkadaşlar yan yana 7 kere çarptım. E şunu da söyleyeyim. Şimdi eksi 2 negatif bir sayı olduğu için negatif sayıların tek kuvveti 7 de tek olduğundan negatiftir. Yani A şıkkını direkt eleyebilirsiniz. Tamam mı? B, C ve D içinden seçersiniz sonra. Böyle de düşünebilirsiniz. Ama şimdi ben bunu yan yana çarpayım. Ee, bakın çarpma işlemi ne yapayım? Bunları ikişer ikişer alayım. X2 ile X2'nin çarpımı negatif 2 sayının çarpımı pozitiftir. 2 kere 2 4. Şöyle ikişer ikişer alıyorum. Bu da artı 4. 2 kere 2 4. Ve işaretler aynı olduğu için artıdır. 2 kere 2 4 işaretler aynı olduğu için artıdır ve burada bir tane kaldı. Peki şunları da çarpalım. Yani şöyle diyelim şuraya yazalım. Artı 4 çarpı artı 4 bir tane de şurada var. Artı 4 bir tane de burada eksi 2 kaldı. Evet şimdi bunları da ikişer ikişer çarpalım isterseniz. 4 kere 4 16 işaretler aynı olduğu için artı 16. 4 kere 2 8 işaretler farklı olduğu için eksi 8. Peki birisi artı birisi eksi olduğunda sonuç negatif oluyor. Eksi 16 ile 8'i çarptığımızda arkadaşlar kaç çıkıyor? 6 kere 8 48 4 128 çıkıyor. Eksi 128'miş. ama şöyle kaydıralım. E, i̇şlemimizin sonucu yani D şıkkıdır diyoruz 11'e de. Gelelim 12. sorumuza. Evet. Peki tekrarlı çarpımı aşağıdaki üslü ifadelerden hangisiyle gösterilir diyor. Şimdi arkadaşlar kaç tane eksi 9'u yan yana çarpmış hemen bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eksi 9'u yan yana çarptıysa bu eksi 9 üzeri 6. Eksi 9'un 6. kuvveti ya da eksi 9 üssü 6 diye yazılır arkadaşlar. Bu da hangi şık? Şıktadır. C şıkkındadır. Diyoruz. Bakın şurada çarpı 6 demiş. Tamam mı? kuvvet şeklinde yazılıyor Bu durum C şıkkıdır diyoruz Evet 13. sorumuz aşağıda verilen bölme işlemlerinden hangisinin sonucu değerlerinden daha büyüktür diye bize soruyor Arkadaşlar o zaman Hani bunlardan bazıları pozitif çıkacak bazıları negatif çıkacak öyle görünüyor e, negatifler pozitiften küçük olduğu için biz önce bir işaretlerine bakalım. Bazı şıkları eleyelim. Ne dersiniz? Peki A şıkkına bakalım. İkisi de eksi olduğu için bölme işlemi işaretleri aynı olduğunda sonuç pozitiftir. Bu işlemin sonucu pozitif. B şıkkında birisi eksi, birisi artı olduğu için bu işlemin sonucu eksi. İşaretler farklı olduğunda sonuç negatif oluyordu. Bu işlemin sonucu ikisi de e, artı. Aynı işaret olduğu için bu işlemin sonucu da pozitif ve burada birisi eksi birisi artı yani şartlar farklı olduğunda da sonuç negatif oluyordu. Gördüğünüz gibi B şıkkıyla D şıkkını eledim. Bunlar negatif sayılar olduğu için A ve C şıkkından küçüklerdir. Doğru mu? Peki o zaman A ve C şıkkını bulmam yeterli. Bakalım. 96 işaretini belirledik zaten. 96'nın 16'ya bölümü 6'dır arkadaşlar. 6 kere 6 36 3 e elde 96 oluyor. Peki 50'nin 5'e bölümü de 10'dur. Şimdi 10 mu büyük 6 mı büyük 10 büyüktür. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Yani artı 10 hepsinden diğerlerinden büyüktür. Gelelim 14. soruya. Yandaki görselde helikopter deniz seviyesinden 35 metre yukarıda, denizaltı ise deniz seviyesinden 25 metre aşağıdadır. Buna göre helikopter ile denizaltı arasındaki uzaklık kaç metredir? Arkadaşlar uzaklığı soruyor. Buraya dikkat edelim. Yani deniz altında bu eksi 25'tir. Burası deniz üstünde artı 35'tir diye düşünmeyin tamam mı? Aradaki uzaklığı sorduğu için deniz seviyesi de sıfır mutlak değer gibi düşünün. sıfır olan uzaklık gibi düşünün. Yani buradan yukarıya 25 metre, buradan yukarıya 35 metre. Toplamında kaç metre o zaman uzaklık dediğinden? 35 25 daha 50 60. 60 metre diyoruz ve cevap D şıkkıdır. Tamam mı? Uzaklık dediği için. Peki gelelim 15. soruya. Erzurum'da gece en düşük sıcaklık değeri -25 derece olarak ölçülmüştür. Gündüz ölçülen hava sıcaklık değeri gece ölçülen sıcaklık değerinden 12 derece yüksek çıkmıştır. Buna göre Erzurum'da gündüz sıcaklığı kaç derece Celsius olmuştur? Arkadaşlar bakın şu da kafanızı karıştırmasın bu arada. Şu C sembolü Celsius demektir. Eskiden Santigrat derece diye okuyorduk. Aslında yanlış. Derece Celsius diye okunması lazım. Tamam mı? Bu C oraya kafanızı karıştırmasın. Peki, şöyle bir termometremiz olsun. Bakın şurası sıfır noktası. Neymiş? E, sıfırın altında eksi 25 diye okunuyormuş. Sonra arkadaşlar gündüz ölçülen hava sıcaklık değeri gece ölçülenden 12 derece yüksekmiş. Yani 12 derece yüksekse 12 derece yukarı çıktığımda kaça gelir? Onu nasıl bulacağım? Hemen eksi 25 artı 12 derece yukarı çıktığım için 12 derece arttığı için bu şekilde gösteriyorum. E birisi artı birisi eksi olduğuna ne yapıyorum? 25'ten 12'yi çıkartıyorum. 13. 25 mi büyük? 12 mi büyük? 25 büyük işaretini eksi. Hemen bunun işaretini de yazıyorum. Demek ki sıcaklığımız eksi 13'müş diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Gündüz sıcaklığı ve aradaki fark da gördüğünüz gibi 12 derece var. Peki gelelim 16. soruya. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın burada bölme işlemi var, çıkarma işlemi var. İşlem önceliği bir de üstü sayılar var. İşlem önceliği üstü sayılardadır. Önce şu üstü sayıların değerlerini bir bulalım. Yani eksi 2 üstü 4'ü bir bulalım. Bu ne demektir? Eksi 2'yi yan yana 4 kere çarp demektir. Peki ben bunları ikişer ikişer çarpayım. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 2 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 2 4. 4 kere 4 artı 16. Doğru mu burası? Peki bir de 2 üssü 3'e bakalım. Bu da ne demektir? 2'yi yan yana 3 kere çarp demektir. Çarpıyorum. 2 kere 2 4 4 kere 2, 8. Peki bir de eksi 1'in 5. kuvvetine bakalım. Bu da arkadaşlar eksi 1'i yan yana 5 kere çarp demektir. Aslında biz şu anda uzatıyoruz. Bunu kası olarak siz hemen şunu diyebilirsiniz. 5 kere yazdım değil mi? Ee, negatif sayıların tek kuvveti negatiftir. Sonuç eksidir ve 1'in bütün kuvvetleri 1'dir diye bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamam mı? Ee, yine de şu şekilde çarptığınızda da sonucun eksi 1 çıktığını görürsünüz arkadaşlar. Peki ne yapıyorum? Önce şimdi üstü sayıların bulduk değerlerini. Şimdi işlem önceliği bölmedi. Yani 2 üssü 4'ü 2 üssü 3'e böleceğim. Bu hemen şu yukarıya doğru gösterelim. 2 üssü eksi 2 üssü 4 neydi? 16 idi. Yani bu 16'nın 8'e bölümü demek. Bu da nedir arkadaşlar? 2. Peki Sonra ne demek? 2 arada eksi var. Eksi şu. Eksi 1'in 5. kuvveti neydi? Eksi 1'di. Bu demek değil mi arkadaşlar? Peki hemen bunu yapalım. Şuraya isterseniz güzelce bir yazayım. Ya da şöyle gösterelim güzelce. Bu işlem 2 eksi eksi 1'dir. Peki 2'yi aynen yazıyorum. Bu çıkarma işlemi olduğu için toplama işlemine çevirdim. Eksi artıya döndü. Ve eksilen sayının işareti değişti artı 1 oldu. 2 ile 1'in toplamı da 3'tür. Yani bu işlemin sonucu artı 3'tür. Cevap D şıkkıdır diyoruz. Gelelim 17. sorumuza. Diyor ki Emrah evinden okula 5 adım ileri bir adım geri atarak gitmiştir. Emrah toplam 358 adım atmıştır. Emrah son olarak ileri yöne doğru 4 adım atmıştır. Ve Emrah'ın bir adımı 50 santimetredir. Verilen bilgilere göre Emrah'ın evi ile okul arasındaki uzaklık kaç metredir? Aman Emrah böyle mi gidilir değil mi eve ya da okula? Düzgün gitsene. Peki bir bakalım bu Emrah ne yapmış? 5 adım ileri gitmiş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 adım ileri gitti. Sonra ne yaptı? Sonra bir adım geri gitti. Tamam mı? 5 adım ileri gitti, bir adım geri gitti. Peki kaç adım ilerlemiş oldu gördünüz mü? 1, 2, 3 ve 4. Yani Emre aslında toplamında 5 adım ileri, bir adım geri atarak toplamında 6 adım atıyor. şu adım atıyor ama ne kadar ilerliyor? 4 adım ilerliyor sadece. 6 adımda, şöyle 6 adımda diyelim. 4 adım ilerliyor. Değil mi? Emrah bunu yapıyor. Peki, Emrah toplam 358 adım atmış. Peki bakalım, hani 4 adımda, pardon, 6 adımda 4 adım ilerliyorsa 358 adımda acaba hani bunu kaç kere yapmış? Bir bakalım. 358'in içinde kaç tane alt adım var onu bulalım. Kaç kere oluyor arkadaşlar? 6 kere 6 36 o zaman 5 kere 30. 58'de de 9 kere 54 ve şurada 4 adım kalıyor. Peki bu işlemi 59 kez yapmış. Yani bu ne demektir? 59 kez 6 adım ilerlemiş. 59 kez 6 adım ilerlemiş ama pardon 6 adım atmış ama Sadece 4 adım ilerleyebilmiş. Tamam mı? Biraz böyle kelimeler karıştı, karışmış olabilir. Bir daha tekrar edelim. Emrah toplam, bakın 5 adım ileri, 1 adım geri atarak toplam 6 adım atıyor ama sadece 4 adım ilerliyor. Şimdi toplamında 358 eve kadar 358 bakalım evim gidiyordu. Peki evinden okula bunu yapıyormuş. Okula gidiyor. Okula toplam 358 adım atıyor. Şimdi bu 358'in içinde kaç kere 6 adım var? Ona bakalım. 59 kere 6 adım var. Yani 59 kez 5 adım ileri 1 adım geri. 5 adım ileri 1 adım geri yapmış. Ama ne kadar ilerlemiş? 4 adımlık ilerlemiş. O zaman ben şöyle yapayım mı ben bunu bir? 59'da 4'ü çarpayım. Çünkü ancak 4 adımlık ilerliyor. 4 kere 9, 36, elde var. 3, 236. Peki sonra bakın anca 236 adım ilerlemiş oluyor şu işlemi yaptığında. Peki ne oldu? Diyor ki Emrah son olarak da ileri yöne doğru 4 adım atmıştır. Şu 4 adım kalmış ya zaten arkadaşlar. O 4 adımı da atıyor. Yani bu bunu gösteriyor aslında. 4 adım daha attı. Toplamında gördüğünüz gibi 240 adım at ilerlemiş oldu öyle diyelim. Adım ilerledi. Peki. Yani okula geldi. Şimdi Emrah'ın bir adımı da 50 cm. O zaman ben 240 bir adım 50 cm ise 240 adım kaç santimetredir onu bulalım. 5 kere 4 20 elde var. 2 10 12 şu iki sıfırını da ekleyelim. Gördünüz mü? Ne oldu? 12.000 oldu. 12 bin ama nedir arkadaşlar santimetredir çünkü 50 santimetre ile çarptım bana neyi soruyor kaç metredir diye soruyor santimetreyi metreye çevirirken iki basamak yukarı çıkıyorum ve iki basamak sıfırı sildim o zaman ne oluyor bu arkadaşlar 120 metre oluyor tamam mı 5 şıkkıdır diyoruz Gelelim 18. sorumuza. Ee, olduğuna göre a üssü 3 artı b üssü 2 artı 1. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önce şu üssü sayıları bir yapalım. a üssü 3 ne demek? Hemen şuraya gösterelim. a üssü 3 demek. a dediğim şey x 2 idi. x 2 üssü 3 demek. Bu ne demek? x'i 2'yi yan yana 3 kere çarp demek. Peki çarpalım arkadaşlar. İkişer ikişer alalım şöyle. Eksi eksinin çarpımı artı. 2 kere 2 4. Artı 4 ile eksi 2'nin çarpımı da hemen şöyle de gösterelim. Birisi eksi birisi artı olduğu için sonuç negatif. 4 kere 2 8 sonuç eksi 2. Peki sonra da B üssü 2'ye bakalım. Hemen şöyle birazcık kaydırayım. B üssü de B dediğim şey eksi 3'müş. Vermiş ya bana. Eksi 3 üssü 2 demek bu. Eksi 3'ü yan yana 2 kere çarp, çarptım. Nedir? Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 3 kere 3. Burası artı 9'dur. Peki şöyle de yazalım. Başka üssü sayımız kaldı mı? Kalmadı. Bunları ne yapıyormuşum? Topluyormuşum. Yani a üssü 3 ile. Yani eksi 8 ile bir üssü 2. Yani artı 9'u topla. Sonra bir de artı 1 ile Topla diyor bana peki toplam işlemi ikişer ikişer de yapabiliriz önce isterseniz şöyle alalım şöyle birleştireyim değil mi birisi eksi birisi artı işlemler e, işaretler farklı e, büyükten küçüğü çıkar 9'dan 8'i çıkar 1 Peki 9 mu büyük 8 mi büyük 9 büyük işareti ne artı artı 1 burada da var artı 1 1 ile 1'in toplamı artı 2 yani cevap neymiş arkadaşlar A şıkkıdır diyoruz. Peki videom burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.